Değerli hocamız Necip Pamir hocamız, hocam hoş geldiniz. Sizi dinlemek her zaman çok güzel, keyif. Enerjiyle ilgili olarak, enerji güvenliğiyle ilgili olarak hocamızı gerek buradaki konuşmalarında, gerek çalıştaylarda konuk etme şansına, onunla layık olduk şimdiye kadar. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sizi burada dinlemek çok keyif olacak her zaman gibi. Emine Sülün hocamız da mikro düzeyden makroya bakış ama aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel enerji yapılanması içerisinde bunu sistemik olarak değerlendiren çok değerli bir hocamız. Hocamız da fakültemizin, İktisadi İlahi Bilimler Fakültemizin Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde olmasına çok büyük mutluluk duyuyoruz her zaman. Hem kendisiyle yapmış olduğumuz konuşmalarda, görüşmelerde, tartışmalarda çok büyük şeyler kazanıyor. Zaten öğrencilerimizin ne kadar şanslı olduğunu ayrıca ifade etmeme de gerek yok. Hocam siz de hoş geldiniz. Petrol rezervlerine baktığınız zaman da birinci sırada Venezuela, ikinci sırada Suudi Arabistan, üçüncü sırada Kanada var. Eğer hani direkt konumuzun dışında aklınıza esen sorular olursa, beni de aklım ererse, toplantı sonrasında da vaktiniz olursa konuşabiliriz. Yani biz biraz önce Erbil'e konuşuyorduk, işte şey gazı nedir, şudur, budur. Yani onları da seve seve aklım erdiğince anlatmaya çalışırım. Dediğim gibi bu sunumların hepsini size bırakacağım. İlk rakamlar milyar varil cinsinden ne kadar petrol rezervi var? İkinci rakam ise dünya rezervlerinin yüzde kaçı? Bu haritada ben başlıca yerleri, bölgeleri, ülkeleri her sene öğrencilere anlatırken işaretlemeye çalışıyorum. Zamanla insan belleğinde ciddi yer yaratıyor. Dolayısıyla hani konuştuğumuz şeylerin altını doldurmamıza en azından yardımcı oluyor. Şimdi Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman bu Barolar Birliği'nde yapılan toplantıdan Sayın Erbiloğlu'nun sözlerinden dünya ticaretinin yaklaşık %30'u deniz yoluyla petrol ticaretinin %20'si Akdeniz Havzası'ndan geçiyor. Her gün ortalama 4000 kargo ve ticaret gemisi Akdeniz'de seyir halinde. Her yıl yaklaşık 40.000 Rus ticaret gemisi Türk boğazlarından Akdeniz'e geçiş yapıyor. Kıbrıs ise bu jeostratejik önem içinde petrol ve doğalgaz kaynaklarına Akdeniz'e girişi çıkışı sağlayan 3 kapıdan biri olan Süveyş kanalına yakınlığı nedeniyle de son derece önemli. İngiliz üsleri, Amerikalılar hepsi burada. Bunun yanı sıra Rusların da tabii çok ciddi bir yetkinliği var. Hem Kıbrıs üzerinde, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden, hem de Suriye'de, bir coğrafyanın hemen önünde. Yani sadece şöyle bir gözümüzün önüne gelmesi açısından İngiliz ve NATO üsleri, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Arapçılar, işte Larnaka'da hani Ruslara da göz kırpıyor. Bunlar bu oyunu kendilerince çok başarılı oynuyorlar. Bütün aktörlere kendilerince göz kırparak, sıcak davranarak, ya gemilerinin yanaşmasına izin vererek, ya üstlerine yol açarak bütün aktörleri kendi arkalarını almaya çalışıyorlar. Bu sadece petrol şirketleri açısından değil, askeri olarak, bankacılık sistemi üzerinden biliyorsunuz. Bu oyunu çok etkili oynuyorlar. Çok fazla üzerinde durmadığı, çok fazla düşünmediği bir konu. Ama bu zaman dilimi içerisinde sondaj çalışmaları devam ediyor. Yani bu zaman içerisinde aslında bütün bu faaliyetler devam ediyor. Yani Kıbrıs Türklerin hakları nerede konusu aynı şekilde aslında geçerliliğini koruyor. Burada sizi tabii ki deniz hukukunda tek tek bu maddeleri bir anlamda okuyarak sıkmak istemem. Ancak çok önemli gördüğüm bir nokta var. Çünkü deniz hukuku ve münhasır ekonomik bölge tartışmalarını güvenlik ile bağlamaya çalışacağız. Birazdan bu anlamda da bilmemiz gereken bazı temel kavramlar olduğunu düşünüyorum bu tartışmayı daha sağlıklı gerçekleştirebilmek için. Münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi, uluslararası hukuk, örf ve adet hukuku ve içtihatlarına göre 3 temel ilkeye dayandırılıyor. Birincisi orta hat çizgisi, medium line dediğimiz çizgi. İkincisi bölgelerin ilgili taraflarca anlaşmayla belirlenmesi, daha special cases olarak baktıkları bunu. Ve üçüncüsü de hakkaniyet ilkesi, equitable principle diye bahsedilen prensip. Şimdi bu çerçeve içerisinde hakkaniyet
ilkesine biraz daha ayrıntılı bakmamız gerekebilir. Çünkü Türkiye'nin öne sürdüğü, Türkiye'nin iddia ettiği münhasır ekonomik bölge Doğu Akdeniz'de tam da bu ilkeyle ilişkilendiriliyor. Hakkari başlı coğrafya, kıyı şeritlerinin mukayeselik uzunluğu olmak üzere büyüklük, nüfus, sahip olunan kaynaklar gibi mukayeseli unsurların göz önünde bulundurulmasıyla ilişkilendiriliyor.